Futbolun asla sadece futbol olmadığı bir gerçek. Günümüz futbolunda da bu düşünce artık daha da önem kazanmaya başladı. Artık saha içi olaylardan çok saha dışı olaylar futbolun bir parçası. Mesela bu durumun bir örneği olan siyaset şu anda futbolun neredeyse merkezinde bulunuyor. Aslında diğer tüm spor dallarında olduğu gibi bu oyunda da politikleşme, geçmişten beri kitleleri manipüle etmek amacıyla oldukça yaygın bir yöntem. Her ne kadar dünya futbolunda FIFA ve UEFA bu durumun önüne geçmek için türlü denemeler yapsa da çok başarılı oldukları söylenemez. Tüm bunların sonucunda da dünyanın her yerinde başkanıyla, futbolcusuyla ve taraftarlarıyla politikleşmiş birçok futbol kulübü var. Kimisi dolaylı, kimisi de dolaysız bir şekilde. Şimdi hep birlikte futbol dünyasında bu durumlarıyla öne çıkmış kulüplere bakalım. İlk olarak geçmişten beri dünyanın sayılı kulüplerinden biri olan Barcelona ile başlıyoruz. Bu takımın aslında siyasi ve politik olarak dosyası bir hayli kabarık. İspanya içerisindeki özel bir yer olan Katalunya bölgesinde bulunan Barcelona, kendini İspanyol takımı olarak kabul etmiyor. Kulüp kendi başkanlarının ve taraftarlarının deyimiyle tüm başarılarını Katalunya özel bölgesine borçlu olduğunu söylüyor. Onlara göre bu durumun bu hale gelmesine İspanyollar sebep olmuştur. Anlattıklarına göre İspanyollar, Katalunya bölgesini zorla ele geçirmiş ve normalden daha güçlü bir şekilde direnen Katalunya halkına büyük cezalar vermişti. Bu durum yüzünden İspanyolların kendilerine kinli olduğunu ve kötü davrandığını düşünüyorlar. Devlet başkanlarının bu dili konuştuğu için öldürülmesi ise onları İspanyollardan tamamen ayırmış. Yani Katalanların kendilerini İspanyol görmemesinin sebebi bu. Bölgenin bir takımı olan Barcelona'nın da İspanya liginde oynayıp gösterdiği başarılardan sonra Katalunya halkı bu takımı bir simgesi olarak görmüş ve tutkularını arttırmıştı. Kendilerini temsil eden Barcelona'ya sıkı sıkıya bağlanmıştı Katalunya. Ve sonuç olarak da halkın yaşamış olduğu bu politik olayda futbola sıçramış oldu. Barcelona da Katalan halkının bu ilgisine cevap verdi. Onlar da Katalan halkını İspanyol taraftarlarının önünde tutmaya başladılar. Mesela İspanyollar stadyumu ücretli bir şekilde gezebiliyorken, bu gezi Katalan bir bireyseniz tamamen ücretsiz. Bu durumlar haricinde Barcelona ve Katalanların bir birleştirici gücü daha mevcut. Katalunya Milli Futbol Takımı. FIFA organizasyonlarında mücadele edemeyen bu takımın futbolcuları ağırlıklı olarak Barcelonalılardan oluşuyor. Zaten Barcelona eski futbolcusu Gerard Piqué, yalnızca İspanya'yı değil Katalanları da temsil ediyoruz diyerek aslında ne kadar ayrılıkçı olduklarını göstermişti. Barcelona tüm bu durumlarıyla birlikte en politik futbol kulüplerinin başında geliyor. Gidiyoruz İtalya'ya. 1921 yılında İtalyan Komünist İşçi Partisi'nin kurulduğu şehir olan Livorno, liman işçileri tarafından kurulmuş olup işçi hareketlerinin kalesi olma özelliği olduğundan aslında ideolojik bir futbol kulübü olarak nitelendirilebilir. Kızıl formalara sahip takımın taraftarlarının takıldığı tribün ise 1921 adını taşıyor. Yani İtalyan Komünist Partisi'nin kurulduğu yıl. Milan, Lazio, Inter, Hellas Verona ve İtalyan takımlarının birçoğunda görülen aşırı sağ ağırlıklı destekçileri olan takımlara karşılık kendileri sol görüşlü taraftar kitlesine sahiptir. Livorno taraftarları neredeyse her maçlarında çekiçli ve oraklı pankart açarlar. İtalyanların aksi görüşlü bu takımı, kendilerinin tam zıttı olan Milan, Lazio gibi kulüplere karşı oynanan maçlara 3 puandan ziyade bir ideolojik savaş gibi bakarlar. Çünkü bu takımlar onların görüşlerinin tam tersi bir anlayışa sahiptir. Bir de Livorno'nun görüş olarak birebir benimsediği bir efsanesi mevcut. Cristiano Lucarelli. Bu efsanenin öylesine büyük bir takım aşkı vardı ki hatta bir röportajında Livorno'yu eşimden daha çok sevdiğimi söylüyorlar. Bu kesinlikle yanlış. Eşimi de en az Livorno kadar seviyorum cümlesi adeta aidiyetin en net göstergesiydi. Sıra ülkemizde. Livorno ile çok benzer özellikler taşıyan demiryolu işçilerinin kurduğu Adana Demirspor. Adana Demirspor işçilerin ve emekçilerin alın teridir. Öyle ki Adanalı olmayanların bile sempatisi vardır bu takıma. Gerek Türkiye'de, gerekse dünyada muhalif kimliği ile bilinen nadir taraftar gruplarındandır. Halkın muhalif takımıdır onlar. Emek ve işçi danışması denince akla ilk olarak bu takım ve taraftarları gelir. Bunun uğrunda da ırkçılığa, haksızlığa, endüstriyel futbola ve zulme en çok onlar sesini duyururlar. Az önce de bahsettiğimiz gibi İtalyan Livorno ile büyük bir ideolojik benzerlik gösterir bu takım. Ancak bu benzerlik sadece lafta kalmamıştır. Takımlar birbirini kardeş kulüp ilan ederken, 2009 yılında İtalyan Livorno Adana'ya gelerek bir hazırlık maçı bile yapmışlardı. Bazı kesimlere göre Adana Demirspor, ideolojik olarak son yıllarda büyük bir değişim göstererek kimliğini kaybetse de taraftarlar ise hiçbir değişimin olmadığını çokça belirtiyorlar. Adana Demirspor tüm bu durumlarıyla Türkiye'deki ender takımlardan biri. Belki de politik bir takım deyince aklımıza ilk gelen futbol kulüplerinden. Lazio. İtalya'da birçok sağcı kulüp olmasına rağmen en aşırı sağ destekçisi olarak bu futbol kulübünü adlandırabiliriz.
genel olarak dünyada ve İtalya'da Lazio, Mussolini'nin kulübü olarak biliniyor. 1927 yılında kulübün idaresini eline geçiren Duce, şehrin başkentinin takımı olan Lazio için o dönem devlet yönünden hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Çünkü futbol kitlelere ulaşmak için büyük bir propaganda aracıydı. İstediği propagandayı Roma şehrinin iki temsilcisi olan Roma ve Lazio'nun futbol takımlarıyla harika bir şekilde yaptı Duce. Roma'nın bu iki takımı o kadar başarılı olmuşlardı ki takımların şöhretleri dünyanın her yerine yayılmıştı. Bunun sonucu olarak da bu popülariteden faydalanan ülke 1934'te Dünya Kupası'nı düzenlemeye hak kazandı. Duce'nin istediği de buydu. Artık Dünya Kupası'nda tüm dünyaya propaganda yapabilir ve herkese sesini duyurabilirdi. Öyle oldu da. Maçlar öncesinde yapılan seremoni ve demeçler tam da onun istediği gibi oldu ve tüm dünyaya fikirlerini empoze etmeye çalıştı. Geçmişten günümüze geldiğimizde ise Roma'da bu politik düşünce pek benimsenmemiş gibi gözükürken Lazio ultrasları neredeyse kaldığı yerden devam ediyor. Mesela Lazio taraftarları iç saha maçlarında hala İtalya marşı ile tezahürat yapıyor. Bu da o isimden pek kopamadıklarına işaret. Bu aşırılıkçı ve ayrılıkçı sağ görüşü Lazio'yu politik ve siyaset ilişkisinin en yüksek olduğu kulüplerin başında getiriyor. Geçiyoruz Almanya'ya. Hamburg şehrinin takımı olan, kendini ülkenin en muhalif takımı olarak adlandıran St. Pauli. Hamburg şehrinin St. Pauli bölgesinde bulunan bu yerde kötü şartlar, dışlanmışlık ve hor görülme nedeniyle taraftarlar, St. Pauli Futbol Kulübü'nü hayatı tutunmadalı olarak kurmuşlar. 1980'li yıllarda takımın kendini sağcı ilan edenleri maçlara istemiyoruz anlayışı sebebiyle kulübün bu ayrılıkçı politikası ülke ve dünya çapında popülerleşmesine neden oldu. Kendilerini savaşa ve her türlü sosyal ayrımcılığa karşıt bir kulüp olarak görüyorlar. Hatta bir dönem kalecileri futbolu bırakıp Güney Amerika'da halkla birlikte savaşmaya bile gitmiş. St. Pauli taraftarları kendilerini en sıra dışı futbol kulübü olarak adlandırıyor. Ancak tüm bu söylemlerinin yanında futbolcumuz Cenk Şahin'in Mehmetçiklerimize destek verdiği bir tişört giymesi üzerine oyuncumuzu kadro dışı bırakmaları bu söylemlerinde ne kadar samimi olduklarını düşündürttü. Belki de son dönemin en politik kulübü olan Celtic'e geçiyoruz. Aslında İskoçya'da yaşadıkları Rangers rekabeti başlı başına ideolojik ve politik bir durum. İki kulübün rekabeti dinsel konulara kadar dayanıyor. Rangers daha dışa kapalı bir kulüpken Celtic ise tam tersi bir şekilde her zaman ses çıkan bir kulüp olmuştur. 2006 yılında Green Brigade adında bir taraftar grubu kuruldu bu kulüpte. Kurulduğu günden bu yana kendilerini devrimci, ayrılıkçı, hiçbir haksızlığa sessiz kalamayan bir taraftar grubu olarak gören bu oluşum, gerek yaptıkları gösteriler, gerekse verdikleri siyasi mesajlarla önemli işlere imza attılar. Neredeyse hiçbir sosyal ve politik olay karşısında, karşılarında UEFA da olsa geri adım atmadı bu grup. Hatta bu grup, ülkede büyük bir siyasi ismin yaşadığı yolsuzluk olayında bile, şeref yemekten daha değerlidir diyerek hükümeti bile eleştirmişti. Son yaşadıkları olay ise İsrail-Filistin meselesi. Yasak olmasına rağmen stadyuma Filistin bayraklarıyla gelmeleri, çoğu kesim tarafından tepki toplasa da birçokları tarafından Avrupa'nın sustuğu bir konuya parmak bastıkları için takdir topladılar. Geçtiğimiz günlerde ise bu yaşanan bayrak olayı yüzünden 17.500 euro ceza aldı bu takım. Geçiyoruz İsrail temsilcisi Beitar Jerusalem'e. Takım dünyanın en ırkçı kulüplerinden biri olarak görülüyordu. Çünkü geçmişte kulübün çok katı bir kuralı vardı. Hiçbir Arap ya da Müslüman futbolcuyu kulüpte bulundurmamak. Ancak seneler 2013 yılını gösterdiğinde iki Çeçen Müslüman futbolcuyla sözleşme imzaladılar. Taraftarlar bunun sonucunda kulübe geleneği bozduğu için büyük protestolarda bulundu ve işler kulübün idari ofisini yakmaya kadar gitti. Yönetim oyunculara sahip çıkıp futbolcular maçlarda gol atsalar da kulübün taraftar grubu olan La Familia'nın kendilerini ölüm tehditlerinde bulunmaları sonucu kulüpten ayrılmak zorunda kaldı futbolcular. Ancak kaderin cilvesi ki 2020 yılına gelindiğinde bu ayrımcı kulübün %50'sini Müslüman bir isim olan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın oğlu El Nahyan aldı. Taraftarlar tabii ki de bu satış sonrası yine küplere bindi. Bu sefer antrenman tesislerini bastılar. Ama yeni sahipleri El Nahyan'ın kulübe 100 milyon euro civarı para sokacağım, dünyanın sayılı kulüpleri arasına gireceğiz demesi üzerine tepkilerini geri çektiler. Günümüze geldiğimizde ise bu ayrılıkçı kulüp ve taraftarlar arasında büyük bir karşıt görüş mevcut. Başka bir politik futbol kulübü olan Athletic Bilbao'ya bakıyoruz. Kulübün geçmişten beri sadece Bask bölgesinde yetişmiş oyuncu oynatma geleneği mevcut. Bu durum kulüpte bir yasa gibi. Bu politikalar bazı kişilerce övülse de bazılarına göre ise tam tersi, dolaylı bir şekilde ayrımcılık olarak yorumlandı. Aslında takımın bu durumunun altında beklenmedik bir neden yatıyor. Kulüp kurulduğu ilk yıllarda sadece İngiliz futbolcularla mücadele ediyordu. Seneler 1911 yılını gösterdiğinde oynanan bir Kral Kupası maçında kural dışı yabancı futbolcu oynatmakla suçlandılar. Kulüp daha sonra yapmadıkları bir şeyle suçlanmalarına karşın bu duruma büyük bir tepki olarak bu yıldan sonra tamamıyla Bask kökenli oyuncuları kullanmaya karar verdi.
Bu yıldan sonra Bask kökenli oyuncu kullanma takımda bir gelenek oldu. Kimilerine göre büyük bir Bask milliyetçiliği olan hikayenin detayı bu şekilde. Bazı İspanyol futbol severlere göre ise Athletic Bilbao'nun sadece Bask kökenli futbolcu kullanması onlara ikinci bir Katalunya vakası yaşatabilir. Son olaraksa ülkemizde bu konunun belki de en büyük örneklerinden biri olan Başakşehir Futbol Kulübü. Kulüp aslında kurulduğu 1990 yılında belediyenin bünyesinde olduğu için siyaset ile iç içe doğmuştur. 2014 yılına kadar İBB Spor Kulübü olarak faaliyet gösterirken 2014 yılı itibariyle belediyeden bağımsız bir hale gelerek Başakşehir Futbol Kulübü adını almıştır. Ancak stadyum açılışında dahi devlet adamlarının bulunması, belediyeden birçok destek alarak yıldız oyuncuları takıma kazandırdıkları iddiası, bu takımın politik olarak diğer saydığımız birçok kulüple benzeştiğinin göstergesi. Her ne kadar başkanları bu durumlar karşısında reddedici açıklamalar yapsa da siyasi isimlerin takım hakkındaki görüşleri bu iddiaları güçlendirir nitelikte. Tüm bu takımlar aslında futbola bulaşmaması gereken durumlardan birçoğuna sahip. Kimileri bu takımları ideolojik durumlarından, kimileri de genel olarak taraftar profilinin anlayışlarından dolayı destekleyebiliyor. Her şeyin aşırısı fazla olduğu gibi bu politik durumların da futbolla çok fazla içli dışlı olmaması gerekiyor. Bu takımlar hariç birçok takım daha sayabiliriz tabi. Bu seriye ilgi olursa ikinci bölümde gelebilir bu listenin. Peki sizce bu politik hamleler futbola zarar verebilir mi? Hepinizin yorumlarını bekliyorum.